Müdür beyin yanına gideceksiniz. Üst araması yapacağız. Bizim devlete karşı bir yanlışımız mı olmuş ki müdür beyin karşısına bir malzemeyle çıkalım? Herkes üstünü çıkarıp arandıktan sonra giyinirse işimiz daha rahat olur Behzat. Dolapta elbiselerim var ağabey. Gelir onları önünüzde giyerim. Siz dediklerini yapın. Müdür Bey çağırdı hepimizi. Evet İlyas. Başsağlığı mı dileyecekmiş? Hayır yani niye hepimizi çağırdı onu merak ediyorum. Konuşunca anlarsın İlyas. Peki. Madem müdür bey çağırdı. Dolapta takımım var. Aramasını yapsınlar giyineyim çıkayım. Tamam. Bekle Behzat, birazdan anlatacağım. Şöyle İlyas. Gideceksek ben Behzat'la aynı ringe binerim. Ve bunun için de size müteşekkir kalırım. Ben de aynen. İkiniz de beni iyi dinleyin. Hatta sizler de dinleyin. Burası babanızın evi değil. Cezaevi. Burada kuralları siz koymuyorsunuz. Siz de uygulamıyorsunuz. Devlete karşı asi olduğunuz için buradasınız. Bizim devlete karşı herhangi bir asiliğimiz yok. Ama hiçbiri isyan, örgüt, terör, hırsızlık...
ya da herhangi bir yüz kızartıcı suçtan yatmamıştır. Burası mahkeme değil. Bunları mahkemede anlatırsın. Siz bugüne kadar devletin yumuşak yüzünü gördünüz. Bundan sonra görmeyeceksiniz. Eğer bir daha herhangi bir yaralama, saldırı ya da geçen günkü gibi ölümle sonuçlanan bir vaka olursa bunun cezası ya da yaptırımı diyeyim size çok ağır olacak. Ne gibi müdür bey? Bunu çok merak ediyorsan söylediklerimi dinlemezsin Behzat, öğrenirsin. Vallahi benim merakım her zaman öğrenme isteğine baskın gelmiştir. O yüzden ne yapayım bilemedim şimdi. Adam gibi tokalaşıp koğuşlarınıza dönerseniz, bir daha herhangi bir olaya karışmazsanız eski şartlarınıza devam edersiniz. Aksi takdirde ne bir görüş, ne bir telefon, ne de bir koğuşunuz olur. Cezaevlerinin durumu malum. Tuvaletler bile dolu. Sizi nerede yatırırım? Oturun, düşünün. Ona göre karar verin. Müdür bey, seni zor duruma düşürdüysek kusura bakma. Ama ailelerimiz dışarıda husumet içerisindeyken biz burada kardeş olacak değiliz. Benim de Behzat'ın söylediklerine ek olarak söyleyeceklerim de şunlardır müdür bey. Ben çok hasmımla ölmeden önce tokalaşmışım. Tabii ki biz de hesabımızı dışarıda görebiliriz. Çünkü bizim en son istediğimiz şey buradaki görevli arkadaşlara ya da içerideki günahsızlara bir zarar vermek. O yüzden elimi uzattım. Tokalaşmak için. Geriye kalan hesabımızı da senin istediğin şartlarda görürüz. Hücre de olur. Tabut da olur. Şimdi? Ya anlaştık işte. İstediğim bu değil miydi? Tokalaşmamızı istedin. Biz de tokalaştık müdür bey. İyi. Böyle devam edin. Böyle devam ederseniz her şey eskisinden iyi olur. Götür bunları koğuşlarına. Güzelce konuşuyorsun, anlamıyorlar. İlla ki bağıracaksın, çağıracaksın. Aslında bunların hepsi korkak. Doğru söylüyorsun müdür bey. Behzat, Behzat. O geçen gün adamımı 4 kişi öldürdüğünüzde keşke senin üstünde yürüdüğümde kaçmasaydın. Sen ne tırsak çıktın Behzat. Her seferinde adamların önüne katmazsan İlyas,
İllaki bir ara baş başa kalırız. Ne duruyorsunuz? Hadi yürüyün. Yürüyün hadi, hadi. Baş başa mı kalmak istiyorsun? Hem de çok. Olur. Aynı yürüye atın.